Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şimdiki konumuz 4. sınıflar için saat, gün, hafta ilişkisi. Evet, burada bilmemiz gereken birkaç bilgi var. Bir gün kaç saatti? Bir gün 24 saatti. Bu bilgileri ezberleyeceğiz. Bir gün 24 saat. Peki, bir hafta kaç gün? Bir hafta 7 gün. Bu bilgileri bildikten sonra etkinliklerimizi kolaylıkla yapacağız. Şimdi defterlerinizi hazırlayın. Etkinliklerimizi yaparak konuyu kavrayalım. Etkinliklerimize geçelim. Saat, gün, hafta ilişkisini örneklerle kavrayalım. Aşağıdaki tahteravalliler dengededir. Noktalı yerlere uygun sayıları yazalım. Yani bir gün kaç saattir? Eşit olması gerekir. Bir günün kaç saat olduğunu bulacağız. Bir gün kaç saatti? Bir gün 24 saatti. Peki bir gün 24 saatse iki gün kaç saattir? İki tane 24'tür. 24'ü 2 ile çarpabiliriz ya da iki tane 24'ü toplayabiliriz. Toplayalım, iki günü bulalım. 4, 4 daha 8, 2, 2 daha 4. İki gün kaç saatmiş? 48 saat. Evet, 3 gün kaç saattir? Bir gün 24 saat, ikinci günde 24 saat, üçüncü günde 24 saat. Bunu çarpma şeklinde nasıl gösteriyoruz? 24'ü 3 ile çarpıyoruz. Çünkü 3 tane 24'ümüz var. 24'ü 3 ile çarparak 3 günün kaç saat olduğunu bulabiliriz. 4 kere 3, 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 2, 6. 1 de elde 7. 3 gün 72 saattir. 4 gün kaç saattir? 4 tane 24, 24'ü 4 ile çarparak bulabiliriz. 1 gün 24 saat, 2 gün 2 tane 24, 3 gün 3 tane 24, 4 günde 4 tane 24'tür. Bunu da çarpmayla kolaylıkla bulabiliriz. 4 kere 4, 16, 16'nın 6'sı elde var 1, 4 kere 2, 8, 1 de elde 9. 4 gün 96 saat eder. 5 gün kaç saattir? Bu sefer 24 ile 5'i çarparak bulacağız. Çünkü her gün 24 saattir. 5 kere 4, 20. 2 elde 5 kere 2, 10. 2 de elde 12. 5 gün 120 saattir. 10 gün kaç saattir? Bu sefer 24 ile 10'u çarpacağız. Çünkü her günümüz 24 saat. 24 ile 10'u çarpıyoruz. 0 kere 4, 0. 0 kere 2, 0. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Topluyoruz. 0, 4, 2. 240 saat yapar. 24 ile 10'u kısa yoldan çarpmayı da öğrenmiş olmanız lazım. 24 ile 10'u kısa yoldan nasıl çarpıyoruz onu da yazalım. 24'ün önüne 1 sıfır ekliyoruz. 240. 10 gün 240 saattir. 1 gün 8 saat kaç saattir? 1 gün 24 saattir. Üstüne 8 saat daha ekleyeceğiz. 1 gün 24 saatin kaç saat olduğunu bulacağız. 1 günümüz 24 saatti. 8 saat daha. 8, 4 daha. 12. 12'nin ikisi elde var. 2, 1 daha, 3. 1 gün 8 saat, 32 saattir. 2 gün 10 saat kaç saattir? Önce 2 günü bulacağız. 2 gün kaç saattir? 24 ile 2'yi çarparak 2 günün kaç saat olduğunu bulacağız yukarıdaki gibi. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4. 2 gün 48 saattir. 10 saatimiz daha var. 48'in üstüne 10 daha ekleyeceğiz. 10 saatimiz daha var çünkü. 8, 0 daha 8. 4, 1 daha 5. 58 saattir. 2 gün 10 saat 58 saattir. 3 gün 12 saat kaç saattir? Önce 3 günün kaç saat olduğunu bulacağız. 3 günün kaç saat olduğunu bilmiyoruz. 24 ile 3'ü çarpacağız. 3 tane 24 çünkü. 3 gün. 3 kere 4,
12, elde var 1, 3 kere 2 6, 1 de elde 7. 3 gün 72 saat. 12 saatimiz daha var. Üzerine 12 saat daha ekliyoruz. Ekleyelim. 2, 2 daha 4, 7, 1 daha 8. 3 gün 12 saat 84 saattir. 4 gün 6 saat kaç saattir? Önce 4 günü bulacağız. 24, 4 tane 24 çarpmayla buluyoruz. 4 kere 4, 16, 1 elde. 4 kere 2, 8, 1 de elde, 9. 96 saat, 4 gün 96 saat. Burada 6 saatimiz daha var. Üzerine 6 saat daha ekliyoruz. 6, 6 daha 12, 12'nin ikisi elde var 1, 9, 1 daha 10, 102 saattir. 5 gün 15 saat kaç saattir? Önce 5 günün kaç saat olduğunu bulacağız. 24 ile 5'i çarpacağız. 5 günün kaç saat olduğunu bulmak için. 5 kere 4, 20, 20'nin sıfırı elde var 2, 5 kere 2, 10, 2 de elde 12. 5 gün 120 saattir. 15 saatimiz daha var burada. 15 saati de üzerine ekleyeceğiz. 0, 5 daha 5. 2, 1 daha 3. 1'i de aşağı indiriyoruz. 135 saat. 10 gün 20 saat kaç saattir? 24'ü kaçla çarpacağız? 10'la. Çünkü 10 günü soruyor. Kısa yoldan çarpalım. 24'e 0 ekleyerek kısaca bulabiliriz. 240 saat. 10 gün 240 saat. 20 saatimiz daha var burada. Onu da üzerine ekliyoruz. 0, 0 daha 0. 4, 2 daha 6. 2'yi aşağı indiriyoruz. 10 gün 20 saat. 260 saattir. Aşağıdaki tahterevalliler dengededir. Noktalı yerlere uygun sayıları yazalım. Şimdi haftaları bulacağız. Haftaların kaç gün olduğunu bulacağız. Bir hafta kaç gündür? Bunu birinci sınıftan beri biliyorsunuz zaten. Bir hafta 7 gündür. İki hafta kaç gündür? Ne yapacağız? İki tane 7'yi bulacağız. 7'yi 2 ile çarpacağız. İki tane 7. 7 ile 7'yi toplayarak da bulabiliriz. Ama bize 100 haftayı sorarsa 100 tane 7'yi toplayamayız. 100 ile 7'yi çarparak aynı sonuca ulaşabiliriz. 7 ile 2'yi çarpıyoruz. 7 kere 2, 14. 2 hafta 14 gündür. Peki 4 hafta kaç gündür? Ne yapıyoruz? 4 tane 7'yi buluyoruz. 7, 7, 7, 7. 4 hafta. Her hafta 7 gün. 7 tane 4. 7 kere 4 kaç? 28. 4 hafta 28 gündür. 6 hafta kaç gündür? 6 tane 7. 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta. 6 tane 7'yi toplamak yerine 7 ile 6'yı çarpıyoruz. 6 tane 7. 7 kere 6 kaç? 7 kere 6, 42. 6 hafta 42 gündür. 3 hafta 2 gün kaç gündür? Önce 3 haftanın kaç gün olduğunu bulacağız. 3 hafta, 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta. 3 tane 7. 3 kere 7 kaç? 21. 3 hafta 21 gün. 2 gün daha üzerine ekliyoruz. 1, 2 daha 3. 2'yi aşağı indiriyoruz. 23. 3 hafta 2 gün 23 gündür. 5 hafta 6 gün kaç gündür? Önce haftayı güne çevireceğiz. 5 hafta kaç gündür? 5 tane 7. 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta. 5 tane 7. 5 tane 7'yi çarparak buluyoruz. 5 kere 7 kaç? 35. 35 hafta 35 gün. Burada 6 günümüz daha var. Üzerine ekliyoruz. 5, 6 daha 11. 11'in biri elde var 1. 3, 1 daha 4.
41 gündür. 10 hafta 5 gün kaç gündür? 10 haftanın kaç gün olduğunu bulacağız önce. 10 tane 7 gün. Çarpıyoruz. 7 kere 0, 0. 7 kere 1, 7. 10 hafta 70 gün. 5 günü daha üzerine ekliyoruz. 0, 5 daha. 5. 7'yi aşağı indirdik. 75 gündür. 20 hafta 4 gün kaç gündür? 20 hafta 20 tane 7 gün. 20 ile 7'yi çarpıyoruz. 7 kere 0, 0. 7 kere 2, 14. 140 gün. 20 hafta 140 gün. 4 gün daha üzerine ekleyelim. 0, 4 daha. 4. 4'ü aşağı indirdik. 1'i de aşağı indirdik. 144 gündür. Takvimle ilgili sorularımız var. Aşağıdaki takvimi inceleyelim. Soruları cevaplandıralım. Takvimimize bakalım önce. Şubat ayının takvimi. Ayımız Şubat. Günlerimiz var. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Ayın biri hangi gün? Çarşamba günü. Çarşamba gününden itibaren 1 ile başlıyor. Ayın biri çarşamba. Son günü hangi gün? 28'i yani salı günü. Buradan görebilirsiniz. Son gün 28, salı günü. 1'i çarşamba günü. Şubat ayı kaç gün çekmiş? 28 gün çekmiş. Şimdi sorularımıza bakarak tekrar bakalım takvimimize. Şubat ayı kaç gündür? Şubat ayının son gününe bakıyoruz. Kaç gün? 28 gün. Şubat ayı kaç haftadır? 1 hafta 7 gün olduğuna göre 28 gün 7'ye böleceğiz her haftayı bulmak için. 7 kere 4 28'dir. 7 kere 4 28. 0 0. Yani Şubat ayı 4 haftadır. Şubat ayında kaç çarşamba vardır? Çarşambalara bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 çarşamba var Şubat ayında. Şubat ayında tatil günlerin toplamı kaçtır? Tatil günler hangi günler? Cumartesi ve pazar günleri. Tatil günlerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gün tatil günüdür. Etkinliklerimiz burada bitti. Daha kalıcı öğrenmek için etkinlikleri defterinize yazabilirsiniz. Etkinliklerimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.